İran'ın başkenti Tahran ve önemli şehirlerinden biri. İsfahan'da patlama olduğuna dair haberler var. İsrail'in saldırısının beklendiği bu günlerde İsrail, İran'ın roketli ve füzeli büyük saldırısına bu gece mi karşılık veriyor sorusu gündeme geldi. Ama teyit edilen bir bilgi yok. Bir saldırı olduğuna dair konuklarımızla bu sıcak gündemi konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Evet, Zeki Bey, size dönmek istiyorum. Evet. Şimdi İran'ın saldırısı sonrasında günlerdir aslında İsrail çok net saldırgan açıklamalar yaptı. Ve nasıl saldırıda karşılık verileceği konusunda tartışmalar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları aslında baktığımız zaman mesela Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran'a İsrail'in vereceği askeri karşılık konusunda Tel Aviv ile görüşmelerin halen sürdüğünü bildirdi. Bu akşam saatlerinde, yani Türkiye saatiyle 23 gibi geçmiş bir haber. Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında, briefinginde yaptığı açıklama. Aslında bir anlamda İsrail'i tutuyor diyebiliriz satır arasında. Sürekli bu yönde açıklamalar var. Ama herhalde karşılık verecek. Karşılık vermemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. İsrail gibi bir devletin politikaları düşünülmüş. Şöyle, Amerika'nın arkasına desteğini alarak elbette ki bir karşılık vereceğini görüyoruz. Yani sadece Amerika değil, İngiltere'de müttefiklerinin arkasına alarak bir karşılık verecek. Ama bu karşılık nasıl olacak? Amerika'nın istediği şekilde ve şartlarda olacak. İsrail'in istediği şekilde ve şartlarda olmayacak. Şimdi bana gelen bilgiler teyide muhtaç ama hem İsfahan'da hem Rey'de patlamalar olduğu ve patlamaların ciddi büyüklükte olduğu, Rey ve İsfahan'daki bütün halkın duyduğu ile ilgili bir bilgi var. Teyide muhtaç ancak aynı zamanda hava savunma sistemlerinin çalıştığı ile ilgili de bir bilgi geliyor. Biliyorsunuz hem İsfahan'da hem Rey'de çok sayıda Türk var. Yani Türk aslında İranlılar var. Ve orada şunu söyleyeyim ben. Gelen bana da bilgilerde şunu söylüyorlar. Ciddi patlamalar olduğunu ve bu patlamaların duyulduğunu ve tedirgin oldukları ilgili de bilgi geliyor. Tabii bu teyide muhtaç bilgilerle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz Erhan Bey. Amerika destekli İsrail'in özellikle İspanya hedef almasındaki iki tane sebep olabilir. Eğer siz bir devlet olarak baktığınızda Amerika, çünkü bu işleri çok iyi becerebilen bir devlet, İsfahan'da ciddi petrol üretim tesisleri var. Siz bu petrol üretim tesislerini vurursanız ekonomisine zarar verirsiniz. Birincisi bu. Nükleer tesise saldıracağını zannetmiyorum ama Rey'i vurmasının sebebi biraz önce hocam da bahsetti. Orada hem drone üretim alanları var hem bildiğimiz kadarıyla füze üretim tesisleri var. Burayı vurma ihtimali söz konusu. Günlerden beridir konuşulan bir konu daha var. Bugün belki harekete geçeceğe benziyor. Eğer bu saldırılar İran tarafından veya İran'ın İsrail tarafından, özür diliyorum, İsrail tarafından ve İsrail istihbarata yapılmışsa bugün İran'ın belli noktalarında, başka noktalarında da patlamalar olma ihtimali var. Bunların en önemlilerinden bir tanesinde İran deniz üstlerinde de patlamaların olma ihtimali çok yüksek. Çünkü biliyorsun İran kendi bu Şii Hilal dediğimiz yapıya ve o bölgelere lojistiğini deniz üzerinden yapıyor. Ve bu deniz üzerini bitirmediği sürece Hizbullah'a giden lojistik, oradaki Yemen'e giden lojistiğin tamamı buradaki deniz üzerinden gidiyor. Nihayetinde şöyle bir durum söz konusu. Burada eğer bu teyide muhtaç olan yapılar cidden şeyse, gerçekse, buradaki görünen şey şu ki bu gece sıkıntılı bir gece olacak İran'da. Evet, Coşkun Başbuğ da bizimle birlikte, onu da söyleyelim uzaktan bağlantıyla. Coşkun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Erhan, iyi geceler, iyi yayınlar olsun. Evet, İsrail'in İran'a vereceği cevap günlerdir konuşuluyordu, bekleniyordu ve bugün Tahran ve İsfahan'dan gelen patlama haberleri, ki teyide muhtaç, bir saldırı başlayıp başlamadığını henüz net olarak bilmiyoruz ama Tahran zaten başkent, önemli stratejik noktaların bulunduğu bir yer. İsfahan'da ilginç, farklı bir not olarak da ifade edelim. İsrail'e yapılan hava saldırılarında roketlerin en yoğunluklu fırlatıldığı iki noktadan biri Tahran, ikinci şehir İsfahan'dı. Şimdi buralardan gelen haberler de aslında tesadüfi olmasa gerek. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi daha çok taze ve dediğim gibi teyide muhtaç birçok bilginin olduğu bir hadise. Gerçekten bu patlamalar ne tür etki üretti veya işte İran'ın yaptığı açıklama gibi bir uçak savar denemesine mi gerçekleşti, yoksa gerçekten bir İsrail tarafından yapılan saldırı mı, bir misilleme mi, bir cevap mı? Bunların şu an için net olarak cevabını vermek zor. Ancak ben böyle durumlarda hani ilk yapılan açıklama artı beraberinde gelişen olaylara biraz bakarım. Şimdi burada İran'da meydana gelen patlamalar eğer İsrail kaynaklı bir saldırının eseri ise ben bunun İsrail'in böyle davul çala çala dünyaya duyuracağını düşünüyorum. Doğru. Yani çünkü burada bir itibar kaybı var İsrail açısından baktığında. Biz de aynı şekilde. İran'ın yapmış olduğu bir saldırı ve bunun akabinde yaşananlar var. Şimdi bütün gözler İsrail'e döndü. Ve İsrail bir misilleme de bulunacak mı? Bulunursa nasıl bir yöntem izleyecek? Ve bu ne zaman olacak? Bunlar çok tartışıldı. Hatta Amerika'ya yapılan o işte bir takım görüşmelerde Amerika ile bu konuda Amerika ile ortak bir mutabakata varmak ve nasıl olacağı konusunda bir yol izlemek üzere bir görüşmelerde bulunulduğu da ifade edildi. Şimdi gelinen noktaya baktığınızda İsrail'in İran'a bir misilleme verme ihtimalinin olduğunu görüyorsunuz. Ancak ben daha önce de ifade ettim. Bu misillemeyi İsrail İran üzerinden vermeyeceğine yönelik bir takım emareleri belirtmeye başladı. Bunlar içerisinde Halabi'nin yaptığı açıklamayı unutmayalım. İsrail'e misillemesi sorulduğunda Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz şeklindeki bir açıklaması vardı, bir cümlesi vardı ki ben onu Irak ve Suriye olarak okumuştum. Şimdi İran'a da verirse yani sırf vermiş olmak için bir cevap olacağı niyetini hep belirtmiştim. Şimdi o cevap bu cevap mı veya bu yaşanan İsrail'in müdahalesiyle mi yaşandı? Bunlar tartışılır. Hani ben İsrail'den bu konuda evet misillemede bulunduk ve gereken cevap verilmiştir tarzı bir anons duyana kadar bu konuya ihtiyatla yaklaşırım. Ve İran'ın yaptığı açıklamayı doğru kabul ederim. Yani işte uçak savar denemeleriyle yaşanan bir patlama hadisesi olduğunu ifade ediyor İran. Ama tabii yani gecenin bu vaktinde neyin denemesi ve nasıl bir çalışma o bilinmiyor. Şunu ekleyelim Coşkun Başbuğ, sizin söylediğinizin üzerine. İran yakın zamanda 5-9 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak bir notam yayınlamıştı. Bazı askeri tatbikatlar için hava sahasıyla ilgili. Bu bölge de o notamın içerisinde yer alıyor. İran medyasına yansıyan haberlere göre de sizin belirttiğiniz gibi orada hava savunma sistemiyle ilgili bir tatbikat gerçekleştiriliyormuş ve hava savunma sisteminin test edildiği iddiaları var, İran medyasına yazıyor. İşte o iddialar üzerine zaten ben de bu açıklamayı yaptım veya işte bu değerlendirmeyi yaptım. İran'ın yaptığı açıklama bu. Yani bilgiler örtüşüyor. Dolayısıyla hani İran'ın yaptığı açıklamanın doğru olma ihtimali kuvvetli. Şimdi İsrail kanadına ben baktım yayına girmeden. Oradan herhangi bir açıklama yok. Herhangi bir Sorabilir vurgulama miyim yok. acaba Ki az önce Erhan? belirttiğim Sorabilir miyim hususu yineleyeyim. Coşkun Bey? İran'da yani İsrail tarafında bir resmi açıklama böyle bir saldırı gerçekleşmiş olsaydı gelir diye düşünüyorum. Çünkü evvelinde yaşanmış böyle örnekler var. Yani İsrail'in yaptığı saldırı misilleme maksatlı İran'a bunu hemen daha yapar yapmaz hatta yapmadan önce saldırıya geçeceğiz şeklindeki bir takım haberleri de sızdırması İran İsrail'in bir yöntemi. Dolayısıyla İsrail'den bir açıklama gelmedikçe ben böyle bir İsrail'in doğrudan misillemede bulunduğu işte bu patlamaların onun saldırısı sonucu gerçekleştiği tespitinin veya işte öyle bir değerlendirmenin erken olacağı kanaatindeyim. Biraz daha gün ağarınca ne tür patlamalar gerçekleşti, ne tür hasar oluştu ve patlamayı üstlenen var mı bunları bir beklemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yani şu an ilk eldeki verilere bakarak evet, İsrail gereken cevabı verdi ve İran'ı vurdu demek bana göre çok erken. Dolayısıyla biraz gün ağarsın, gerçekler bir gün yüzüne çıksın, onun üzerine değerlendirme yapalım derim ben şu eldeki bilgilere bakarak.
Coşkun abi, bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki Zeki, buyur kardeşim. Şimdi bu İran'a yapılacak olan, İsrail tarafından yapılacak olan saldırılar falan gündemde olunca mecburen aklımıza hava savunma sistemleri geliyor. Yani bu konuda çok fazla da seyircilerimizden bana mesaj gelmiş. Mesela gazeteci Gökhan arkadaşımızdan falan da mesajlar var. Türkiye'nin hava savunma sistemleri konusunda siz bu konuda bilgi sahibisinizdir herhalde. Bu konuda bize biraz bilgi verme imkanınız var mı? Çünkü çok önemli hale geldi. Artık savaşlar karada yapılmıyor. En son karaya düşüyor. Hep bombalamalar şeklinde veyahut da işte füze atışları şeklinde olmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çelik kafes konusunda bir takım çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Ne aşamadadır? Biz bu anlamda ne durumdayız? Acaba bu bilginiz var mı bu konularda? Şöyle eldeki bilgimle ve yani bilmesi gereken prensibine dayanaraktan bazı bilgileri paylaşayım. Çünkü bunlar gizlilik için yürütülen çalışmalar. Bizim şimdi dünyada sadece 8 ülke savunma sistemi üretebilecek kapasiteye sahip. Yani bunlar işte Amerika, Rusya, Çin, İngiltere gibi başat ülkeler, işte Türkiye'de bunların içerisinde. Ancak Türkiye'nin diğerlerine göre bir avantajı şu, o katmanlardan oluşan sistemi 3 katmanı, yani alçak, orta ve yüksek irtifa savunma sistemini üçünü birden üretebilen 5 ülkeden biri. Hı. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj. Evet. Ve bu avantajı Türkiye hani bugüne kadar ürettikleriyle lehine çevirmeyi başardı. Şimdi alçak irtifada biz birden fazla savunma sistemine sahibiz. Yani muharip birliklerde dronlara karşı, alçak irtifada uçuş yapan helikopterlere, uçaklara, füzelere karşı çok sayıda en az 7-8 adet savunma sistemini aktif hale getirdik. Hatta bunların bir kısmı envantere girdi. Yine aynı şekilde orta irtifa, yani Hisar serisi, Hisar alçak irtifa ve Hisar orta irtifa dediğimiz seri bizim zaten ürettiğimiz ama üzerinde menzillerle ilgili çalışmalar yürüttüğümüz, sürekli modifiye ettiğimiz bir sistem. Bir de Hisar serisinin uzun menzilli Hisar U diye anılan ama daha sonra ismi Siper diye değiştirilen bir sistemimiz var. Bunda da gene 150 kilometreye kadar bir başarı yakaladık. 150 kilometreye kadar etkili olarak bu savunma sistemini devreye alıp kullanabiliyoruz. Ama tabii bunun ideali işte S-400, S-500 olduğu gibi daha ileri mesafelerde bir savunma sistemini tesis etmek. Şimdi bu açıdan baktığınızda Türkiye Rusya'dan aldığı S-400'ler dahil bu sistemleri hem üreten hem de işte kullanan bir ülke. Dolayısıyla Allah kısmet ederse bu sistemler tamamlandığında artık savunma sistemi konusunda tamamen yerli ve milli olarak bu güvenlik şemsiyesinin kalkanını oluşturduk diyebileceğiz. Tabii bu geçtiğimiz günlerde mesela bir haber olarak paylaşıldı. Hisar orta irtifanın gene 35-40 kilometrelere kadar sağladığı başarı hep denemeler sonunda gelinen nokta ortada. Keza Siper'in de gene çalışmaları devam ediyor. Hep 150 artı diye andığımız, kamuoyuyla paylaştığımız bilgiler var ki o artı bana göre çok önemli ve anlamlı. Şimdi bunlarla ilgili yakın zamanda yine çalışmaları duyma şansımız yüksek. Yani örneğin Hisar U, yani Siper yeni adı. Bununla ilgili İşte bir atış gerçekleşti. 200 kilometrede büyük bir başarıyla hedef vuruldu diye duyarsak şaşırmamak lazım. Çünkü sürekli üzerine çalışılan bir proje. Bu açıdan bakıldığında Rusya'dan gelenlerle birlikte biz Allah aşkına hava savunma sisteminde herhangi bir sıkıntımız yok. Biz zaten dediğin gibi Zeki, artık savaşlar havada başlayıp karada bitiyor. Evet. Zaten hep öyleydi ama evet, özellikle son günlerde, son yıllarda direkt doğrudan füze savaşlarıyla başlayan bir sürece evrildi savaşlar. Şimdi füze savaşları ile başlayan süreçte ilk darbeyi aldığın an toparlama şansın düşük ve tahribatı da ağır. Dolayısıyla burada savunma sistemi ne kadar iyiyse,
ve senin de bu konuda taarruzu gücünde ne kadar üstünse o derece dünyada yenilmez, yıkılmaz bir armada olma yolunda ilerleyebiliyorsun. Biz şimdi Allah'a şükür savunma sistemleri olsun, gerek taarruz sistemler olsun, gerçekten dünyanın iyilerini yapıyoruz. Az önce bahsettim, yani o üç katman basic anlamda üç katmanda oluşan sistemin üçünü de yerli olan ülke sayısı üretebilen sadece 5. Ki o çok önemli. Yani alçak, orta ve yüksek irtifa dediğimiz savunma sisteminde kendini üretmiyorsan, bir de her birini başka bir ülkeden toparladıysan, bu sistemleri birbirine entegre edecek bir yapıyı kurman neredeyse imkansız. Bunun devletler, dünya devletleri ciddi sıkıntılarını yaşıyor. Ama biz Allah'a şükür üçü de milli ve yerli olduğu için bunları birbirine entegre etmekte hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Eyvallah. Sistem tek yazılım olduğu için birbiriyle entegre mükemmel bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla o konuda çok şanslıyız. Orada Sayın Erdoğan başta olmak üzere bütün emeği geçenleri, Aselsan'ımız, Roketsan'ımız ve Havelsan'ımız, bunların hepsini yürekten kutlamak lazım. Diğer yan şirketleri de gönülden kutlamak lazım. Çünkü geceyi gündüze katıyorlar ve hani o yılların verdiği açığı çok kısa sürede kapatıyorlar. O nedenle bu konuda rahatlıkla gönüllere su serpebilirim. Yani Allah'a şükür çok iyi durumdayız. Ama tabii bu her şeyin bittiği veya işte bunun çalışmaların yeterli geldiği anlamına gelmesin. Hala üzerinde çalışıyoruz. Mesafeleri artırma adına. Dolayısıyla hani burada o soruyu soran izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin de gönlüne su serpelim. Allah'a şükür çok iyi durumdayız. Sadece tabii bu hava savunma alanında değil. Hava savunma çok iyi olsa da yetmiyor. Bunun yanında taarruzi gücün çok iyi olmalı. Hava, kara ve denizde elinde çok iyi silah, tesisat ve ekipman olmalı. Bizde Allah'a şükür hepsi var. Yani özellikle deniz kuvvetlerimiz son dönemlerde inanılmaz işler yapıyor. İşte hava kuvvetleri aynı şekilde. Yani bu bahsetmiş olduğumuz özellikle insansız sektörde neredeyse dünyanın en iyisiyiz. Bugün Türk malları, Türkiye'nin, Türklerin ürettiği, bizlerin ürettiği mallar eğer dünyada kapış kapış gidiyorsa, herkes almak için sıraya giriyorsa herhalde takdir edersiniz ki kara kaşı kara gözü için değil. O konuda gerçekten gerek sivil şirketlerimiz, gerek yan sanayi kuruluşlarımız, gerekse işte diğer milli kurumlarımız muhteşem işler yapıyorlar. Yani bugün 2500'e yakın savunma sanayinde eğer çalışan sektör şirketleri varsa, bu işte bizim geldiğimiz noktayı gösteren çok bariz bir kriterdir. Ki düne kadar yani 50-100'de anılan şirket sayılarıydı bunlar. Bir anda patlama oldu. Ve o hani yıllardır Atatürk'ten sonra engellenen, bir şekilde ilerlememesi için her yolu denenen savunma sanayinde de o yılların vermiş olduğu kaybı çok kısa sürede kapatacak şekilde tedbirler aldık. Geceyi gündüze kattık. Halen de katmaya devam ediyoruz. Gerek yerli ve milli uçaklarımız olsun, gerek işte bu tür füze, batarya çalışmalarımız olsun. Ben orada yerde betonda ufak bir şiltenin üzerinde yatan mühendisleri çok biliyorum, çok gördüm. Bunlar gerçekten bir an önce ülkeye bu müjdeyi verebilmek, o üretimi sahada enerjiye, güce dönüştürmek için inanılmaz cansiperane bir çalışma yürütüyorlar. O nedenle hepsini yürekten kutlamak lazım diyorum. Ve hani gelinen noktaya baktığında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğumuzu da büyük bir gururla buradan duyuruyorum. Eyvallah. Tabii biz şunu ifade ettik. Bu işlere girerken özellikle hava savunma sisteminde hatırlarsınız belki Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bu konu sorulduğunda benim hiç unutmadığım bir çıkışla cevap vermişti. İşte Patriot'ta Amerika ile gerilim verilmiyor, vermiyor, ne yapacaksınız dendiğinde Sayın Çavuşoğlu Türkiye'nin acil kod adıyla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ora vermezse biz döner, veren nereyse, işimize neresi gelirse oradan alırız. Buna acilen ihtiyacımız var dediğinde bazı çevreler biliyorsunuz hemen hani batı ağzıyla ayaklandılar.
Ne işimiz var, niye alıyoruz, işte yok kolide kaldı, yok işte açılmadı, çalışılmayacak gibi Rusya'dan gelen hava savunma sistemine 50 tane kılıf takmaya çalıştılar, kalktılar. Ama Allah'a şükür devlet hepsine kulağı tıkadı, gereken neyse onu yaptı. Eğitimleri tamamlandı. Bugün S-400'ü aktif kullanacak Allah'a şükür personelimiz de var ama bu bize yeterli değil. Biz yarın bir gün Rusya ile şu an için iyiyiz. İşte ihtiyacımızı oradan karşıladık ama bu ilelebet iyi geleceğimiz anlamına gelmez. O riski devlet yani o kumarı oynamaz. Dolayısıyla her ne kadar o an için bulmuş olsak da, her ne kadar Rusya'dan bu sistemi tedarik etmiş olsak da neticede yani en kötüye göre hazırlık yapıp bunu kendin üretecek şekilde tedbirleri alman lazım. Türkiye'de bunu yaptı. Bugün hava savunma sistemine çok ağırlık veriyoruz. O konuda çok denemeler, çalışmalar, sınavlar var. Ki bunu zaman zaman işte dediğim gibi medyadan duyuyorsunuz. Hava savunma sistemlerinden işte Korkut örnek, alçak irtifa savunma sistemimizden bir çok da medar iftar diyeceğimiz bir proje. İşte denemesi yapıldı, şu kadar mesafede yapılan çalışmada büyük bir başarıyla hedefi vurdu gibi cümleleri zaman zaman işitiyoruz. İşte bu işittiğiniz cümleler aslında yürüyen projelerin modifiye, redifiye etmek maksatlı yapılan çalışmaları. Dolayısıyla bu konuda durmak yok. Bu konuda hani yeter yaptığımız bu kadarı yeterli diye bir limit sınırda böyle sabit kalma yok. Sürekli daha iyisini, daha uzunluğunu, daha menzili yüksek olanları deneyeceğiz, sınayacağız ki zaten bu yiğitler de şu an onun üzerinde çalışıyorlar. Ve ben hatırlıyorum 10 kilometre, 5 kilometre gibi mesafelerle başlayan Hisar Ağa alçak savunma, irtifa savunma sistemi bugün 10'lu 15'li rakamlara geldi. Ve bir de şu gerçek de var. Diğer dünya devletlerine göre başarı oranı yüksek, hedefe isabet oranı yüksek, neredeyse sıfır hatayla çalışan mükemmel işler yapıyoruz, sistemler kuruyoruz. O nedenle hani soruya da cevap olsun Zeki kardeşim, bu konuda gerçekten çok iyiyiz. Dünyanın da sayılı ülkelerinden biriyiz. Daha da iyi olacağız az önce ifade ettiğim gibi. Abi teşekkür ederiz. Herhalde seyircilerimizde sorular yoğun gelmişti. Tatmin olmuştur bu cevapla. Evet. Elbette, elbette. Yani hiç merak etmesinler. Orada pırıl pırıl Türk insanları, gençlerimiz, yiğitlerimiz çalışıyor, mühendislerimiz çalışıyor. Hem de öyle böyle değil. Geceyi gündüze katarak çalışıyorlar ve mükemmel işler yapıyorlar. Zaten bu konuda bir destekleyecek siyasi iradeye ihtiyacım var. Allah'a şükür dokunmayan, tam tersi destekleyen bir irade var. Öyle bir siyasi irademiz, gücümüz var. Bir de akla ihtiyaç var. Onda da Allah'a şükür Yaradan o konuda çok cömert davranmış milletimize. Atatürk'ün de kürsüleri parçaladığı gibi yani zeki hem de yani ileri derecede zeki bir ırka, bir millete sahibiz. Bizim o gençlerimiz dikkat et öyle başka yerlere gidip eğitim dahi almadan kendi imkanlarıyla aklı ve zekayı kullanarak, eldeki mevcut imkanları kullanarak muhteşem işler yapıyorlar. Bakın da Adana'da yeni Teknofest Festivali sona erdi. Oradaki şöyle gençlerin yüzlerine bakıyorum. Hepsi böyle hırslı, umutlu, yüzler gülüyor. Ve öyle bir özgüven var ki biz en iyisini yaparız. Bu düne kadar yoktu. Düne kadar tam tersi baskılanan bir millettik. Sizden bir şey olmaz. Siz sadece işte tarlada, sapta, samanda çalışırsınız gibi alçakça böyle İtamlar vardı ve çok maksatlı da bir psikolojik harp vardı ülkemiz üzerine yürütülen. Ama silkelendik, kendimize geldik. Çünkü gerçekten dünyanın en zeki milletiyiz ve çok da mahiriz, başarılıyız. Yine Atatürk'ün zamanında başlatılan ama Atatürk öldükten sonra engellenen o sistemi ayağa kaldırmayı da biliriz ve kaldırdık. Atatürk döneminde İmal edilen uçaklar, yapılan denizaltılar, daha sonra bunların hepsinin bir bir üzerine ölü toprağa serpilmesi, süreç içerisinde cinayetlere varacak derecede bize gözdağı verilmek istenmesi, bunların hepsinin biz farkındayız. İşte Allah'a şükür içteki o safrayı da attığımız için FETÖ denilen o bela yapıyı, o lanet terör örgütünü, işler daha hızlandı ve kolaylaştı.
Hırsız içeride olmadığı için kapı kilit tuttu. Bugün yazılımımızla, donanımımızla ve yaptıklarımızla dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. O gururu böyle üzerine bastıra bastıra söyleyeyim vakayı. Ve hepimiz ekran başında işte gururu birlikte yaşayalım. O nedenle Allah'a şükür bizim alttan yani çok nefis bir kitle geliyor. Teknofest kuşağı işte dediğimiz kuşak geliyor. O kuşağın önünde abileri var. Onlar sahada çok iyi işler yapıyor. O abilerin önünde de daha büyüklerimiz var. Yol açan, yön açan ve gerçekten bu konuda kılavuzluk yapan, aynı zamanda o gençlere bu cesareti veren bir yapı mevcut. Allah'a şükür bize sadece alkışlamak ve desteklemek düşüyor. Ya onlar da zaten o desteği fazlasıyla hak ediyorlar. Bugün o Kaan'ın ilk uçtuğu an, o saha pistteki görüntüleri hatırlayın. Herhalde ağlamayan yoktur Türk milletine ait olup da. Veya bu milletin topraklarına yetişip kendini bu millete ait hissedenlerden tüyleri diken diken olmayan, ağlamayan yoktur. O yiğitlerin başarısında karşılık sevinç gösterileri, o kendi milli uçağımızın havada süzülüşü, yere inişi. Bunlar güzel kareler. İnşallah daha ilerinde yapacağız. Her konuda, sadece tabii hava veya uçak konusunda değil. Bugün kara anlamında da, deniz anlamında da inanılmaz işler yapıyoruz. Mesela Marlin daha geçtiğimiz gün insansız deniz aracı, muhteşem bir bot ve muhteşem de işler yapıyor. Daha geçtiğimiz gün gene onun bir denemesini hatırlıyorum yapıldı diye. Dolayısıyla baktığınız takdirde hiç durmayan, gece gündüz çalışan bir savunma sanayi sektörü görüyorsunuz. Oradaki gelinen nokta ülkeye güç veriyor. Aynı zamanda da ülkede göz olanlara da korku veriyor. Onu da belirtelim. Ve biraz da endişelendiriyor o dediğimiz çevreleri. Niye? Alışmışlar dünyayı tek elini alıp bu pazarda istediği fiyata satmayı, istediği şartları koymaya. Şimdi Türkiye devreye girip bir de pazara göz dikince, bir de elinden kaçıp gidince korku ve endişe daha da büyüyor. Ama istedikleri kadar bu konuda endişe sahibi olsunlar. Yani bizim bu yoldan dönecek halimiz yok. Korkunun da ecele faydası yok. Biz Allah'a şükür doğru yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Onlar da zaten bunu bizden daha iyi biliyor sevgili Zeki. Tamam mı Coşkun abi? Evet. Coşkun Bey'e teşekkür ediyoruz.